Evet, selamlar tarih obası. Hoş geldiniz. Uzay Zuhal yeniden konuğumuz ve konumuz bir kere daha onun sayesinde sanat tarihi. Evet, Uzay Zuhal'in izleyicilerine uzay halkı deniyor. Uzay halkı, sizler de aramıza hoş geldiniz. Tarih obası topluluğuyla güzel güzel kaynaşabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü birbirine çok uyan bir kitlesiniz. Umuyorum aranızda güzel haberleşmeler, selamlaşmalar, belki de flörtleşmeler gerçekleşebilir yani. Niye olmasın? Tabii. Ya Evet. uzay halkı dedim. Ben de Discord'da paylaşıyorum yayını. Bak orada Ha, unutmuşum. evet. Discord'da da Paylaşayım. paylaşalım. Sevgili Evet, modlarım, tamam. sizler de hoş geldiniz. Sevgili aboneler, üyeler, hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun bizlerle olduğunuz için. Şimdi biz Zuhal'le bundan önce bir Francisco Goya yayını yapmıştık. Boş boş en son. Evet, Francisco Goya Pardon, yayını evet. yaptık, sonra bir boş yayını yaptık. İkisinde de Zuhal'in anlatımına bayıldık tabii ki. Çünkü kendisi hem felsefe hem sanat tarihi eğitimi almış bir insan. Ve daha da önemlisi aldığı eğitimi insanlara aktarabilen, güzel güzel ifade edebilen bir insan. Biliyorsunuz ki zor bulunuyor böyle insanlar. Uzay Zuhal adıyla kendisini YouTube kanalını bulabilirsiniz. Abone olabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Değişik değişik içerikleri var. Son dönem yüklediği videolar birbirinden enteresan ve keyifli bence. Daha güzel bir yola doğru gidiyorsun bence Zuhal'cim. Ya teşekkür ederim. Gerçekten çok çok keyifli bence son videoların özellikle, ama Zuhal'in kendi kanalında sanatla ilgili başka başka videolar da var. Onları da bir kurcalamanızı tavsiye ederim. Şimdi Zuhal'e sözü bırakıyorum. Zuhal'cim tekrar hoş geldin. Neden bu konuyu seçtin? Hoş buldum. Sesim kısıkmış. Chat'e bakıyorum ben şu an. Evet, sen bir Sesim iyi konuş mi? Bir bakalım. bakalım. Belki ben Tamam. yüksek sesle konuştuğum için az geliyordur. Ben de buradan açabilir miyim bir ona bakayım da açık ben de aslında Zuhal'i bakarsam. evet duymuyoruz diyorlar. Aç açabildiğin kadar bacım. Ben de açık. Ben de tamamen açık. Şu an kontrol ettim. Ha, acaba bir daha bir Hemen konuş. çözeceğiz chat. Hemen çözeceğiz. Bir kontrol edin siz de. Şu an iyi denildi. Çok güzel oldu denilmiş. Güzel. Tamam. Oldu şimdiden de, tamam. Hoş geldiniz. Ben Zuhal. Uzay Zuhal adıyla hem Instagram'da hem YouTube'dayım. YouTube'da bir kanalım var. Ceren'in de beni tanıttığı gibi sağ olsun. Beklerim kanala. Farklı farklı içerikler yapıyorum. Sanat, felsefe daha sonra yani devamında çift anadallı sanat tarihi eğitimleri aldım. Bunu günlük dertlerimle harmanlayarak bir şekilde farklı formatlarda sunmaya çalışıyorum. Bugün ben Avni Lifşi'yi seçtim konuşmamız için. Daha doğrusu son boş yayınımızda bir son dakika Avni Lifşi mi konuşsak dedim. Ceren de kabul etti sağ olsun. Ben çok mutluyum Avni Lifşi'yi öncelikle burada anlatacak olmaktan. Çünkü Avni Lifşi hak ettiği yerde değil tırnak içinde. Yani çok fazla bilinmiyor. Bu yüzden bu yani senin kanalında tarih obasında anlatacak olmak, bu kadar insana ulaştıracak olmak benim için hem büyük bir mutluluk hem de büyük bir sorumluluk. Hoş geldiniz. Ve Evet. otoportresinden anlaşılan tanınması gereken bir beymiş. Sanki bugün yaşasa ve tanışsak çok severmişiz gibi bir hali var beyefendi yani. Evet. Yakışıklı bir de yani iyi görünümlü bir beyefendi. Çerkes kökenliymiş bu arada. Doğru mu? Evet. Hüseyin Avni Lifiş 1886 Ledik doğumlu. Ailesi Osmanlı-Rus savaşları döneminde göçüyor. Samsun'a göç ediyorlar. Çerkez asıllılar. Türk vatandaşı kendisi. Buradan daha sonra İstanbul'a geçiş yapıyor ve eğitimine İstanbul'da başlıyor. Kendisine yeni resmin önde gelen ismi deniliyor. Yani bu doğru bir tabir. Gerçekten resim sanatına, Türk resim sanatına büyük bir yenilik getirmiş bir isim. Bunu yayının devamında irdeleyeceğiz. Tam adı Hüseyin Avni Lifiş. Lifiş bu arada beyaz tenli, beyaz, Çerkezce bir soyadı. Bunu sonradan alıyorlar. Öncesinde Hüseyin Avni olarak geçiyor. Resimlerinde hatta imzaları da yani soyadı kanunundan önce de Hüseyin Avni şeklinde imza atıyor. Daha sonra Lifiş soyadını alıyorlar.
Çocukluğundan beri resme ve müziğe ilgili fakat normal klasik eğitimler alıyor. Yani normal herkesin gideceği bir ilkokula ve ortaokula gidiyor. Ve herkesin aldığı standart eğitimler ama iyi okullara gidiyor. Onu vurgulayayım. İyi okullarda iyi eğitimler alıyor. Ailesi fakir aslında. Bunu da vurgulayayım. Yani böyle bir paşa dedesi falan yok. Bayağı göç etmiş. Yoksul bir aileden geliyor. Hatta babası hafızlık eğitimi alsın diye para veriyor. Avni'ye diyeyim. Hüseyin Avni'ye. Hüseyin Avni bu parayı farklı şekilde kullanmayı tercih ediyor. Yani babasından gizli bir şekilde o hafızlık eğitimi için aldığı parayı gidip resim eğitimine harcıyor. Burada İskender Efendi'den bahsetmek önemli. Çünkü ilk mentoru, ilk ders aldığı insan ondan resim dersleri alıyor. Bir süre bu hafızlık derslerinden için aldığı parayla idare ediyor ama sonra babası kesmeye başlıyor bu parayı. Ama İskender Efendi eğitim vermeye ücretsiz bir şekilde devam ediyor. Burada bir Vay be. babalık misyonu üstleniyor çünkü Lefiş çok yetenekli. Tabii Çok evet, bir çabuk yetenek öğreniyor. doğurmuş olmalı diyecektim. Evet, çok meraklı. Bu arada çocukluğunda da böyle ağır hastalıklar geçirdiğini belirteyim. Bu ressamı anlamamız açısından önemli. Hatta Abi eğitimine bütün ara verecek sanatçılar kadar. böyle mi? Zuhal, affedersin sözünü kesiyorum da, bu kadar olmaz ki. Bütün Lefiş. büyük sanatçılar, şarkıcısı, ressamı, yazarı mutlaka çocukken çok travmatik hastalık bilmem ne bir şey geçirmiş oluyor ya. Evet. Bir de belki de benim seçtiklerim genellikle böyle Yok ve ya, melankolik. kimi öğrensek aynı. Çok ilginç. Evet, Evet. evet. Melankolik çocukluğundan beri melankolik bir tip. Böyle tanımlanıyor. Ardından şöyle söyleyeyim. Hüseyin Avni Lifiş bir YSF öğrencisi değil. Yani güzel sanatlar öğrencisi değil. Alaylı. Bu aldığı normal eğitimlerden sonra gidip bir şekilde Fransızca eğitimine almaya başlaması, resim eğitimi almaya başlaması, yine İskender Bey'den bahsediyorum bu arada. Çünkü İskender Bey hem ressam hem Fransızca öğretiyor. Ve müzik dersleri de veriyor. Yani hani bu şekilde hayatını idame ettiren biri. Parasının yettiğince alabildiği dersleri aldıktan sonra parası şekilde mentorluğunu devam ettiriyor. Bu insanla ardından Avni Lifiş ilginç bir şey yapıyor. Anatomi öğrenmek için yani insan bedeni dediğimiz resimde, desende insan bedenini görmek, anlamak, onu resmetmek için anatomi hani bilgisini almak için ya gizlice ya da izinle bunu çok net bilmiyoruz. Tıbbiyeye gidiyor. Tıbbiye dersen anatomi derslerine giriyor katılımcı olarak. Evet, tıp öğrencileriyle beraber anatomi dersleri izliyor. Bir Müthiş ya. taraftan da boyayı öğrenmek için. Çünkü mesela bugün şöyle bir ara gireyim. Bugün yağlı boya resim yapmak isteyen insanlar herhangi bir rengin birçok tonlu, onlarca tonlu kırtasiyelerden oradan buradan bulabilirler. Ama o günkü teknoloji, o günkü kimyanın durumu ressamları boya konusunda çok daha zorluyordu. Neredeyse öncesinde de kendi boyalarını kendileri yapıyorlardı. Farklı tonları bulmak için gerçekten kimya bilmeleri gerekiyordu. Bu kimya bilgisinden öğrenebilmek için, bunu şey yapmak için de eczane fakültesinin kimya derslerine giriyor. Yine ya gizli bir şekilde katılımcı olarak ya da izinle, bunu bilmiyoruz. Ama bu derslerde bulunup bir şekilde hem boyayı hem insan bedenini öğreniyor ve desenini kendi çabasıyla gerçekleştiriyor. Bu otoportrede gördüğünüz önemli bir otoportre. Pipolu kadehli otoportre. Daha sonra Avni Lefiş'in kartviziti oldu diyebileceğimiz bir işi. Çünkü bu resim ona çok fazla kapı açıyor. İskender Bey'le olan muhabbetinden sonra o dönem ayrıca bir de biriyle daha önemli biriyle daha tanışıyor. Henry Prost artık nasıl telaffuz ederlerse galiba Fransızcası Iron. Kendisi önemli bir mimar ve şehir planlamacısı. Atatürk'ün davetiyle Türkiye'de o dönem yani Türkiye'ye davet edilmiş ve Ayasofya'nın da çizimlerini hatta İstanbul'un bugünkü modern metropolünün temellerini atan şehir planlamacısı ve mimardır kendisi. İsmini bir daha tekrar eder misin?
Iron Prost. Şu an ekrana da verdim kendisini. Prost ile de bir hem arkadaşlık hem mentorluk ilişkisi kurmayı başarıyor. Hüseyin Avni'yi biraz ya seviyorlar. İnsan olarak da çok seviyorlar ve sanat yani yeteneğinin çok değerli olduğunu düşünüyorlar. Ve o dönem şöyle bir öneride bulunuyorlar. Senin resimlerini Osman Hamdi Bey'e göstermek lazım. Git onunla görüş, cesaretlendiriyorlar. Git resimlerini kesinlikle Osman Hamdi Bey'e göster deniliyor. Osman Hamdi Bey de dönemin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi bugünkü adıyla. O günkü adı Sanayi Nefise olması lazım. Sanayi Yani Nefise Mektebi. evet Sanayi Nefise Mektebi'nin de kurucusu yani GSF'nin müdürü, aynı zamanda arkeolog kendisi, müze müdürü, kendisi de ressam ve Kadıköy'lü. Hatta Kadıköy'ün ilk belediye başkanı olduğunu da belirteyim. Bu sanat camiasına Kadıköy'lü demeler buralardan başlıyor hatta. Öyle mi? Ha, Tabii bu Kadıköy'de insan hani... oturuyoruz diye herkesin bizi bohem, sanatçı, Evet. hippi filan sanmasının kökleri oralara kadar uzanıyor demek ki. Evet, yani gerçekten öyle çünkü İstanbul o zaman zaten küçücük bir yer ve sanat İstanbul'da sanat alanına ne dönüyorsa Kadıköy'de dönüyor. Bunu zaten göreceğiz. Osman Hamdi Bey'i Kaplumbağa terbiyecisi işiyle herkes bilir. Hani kendisi de dönemin önemli ressamı. Onu da şey yapayım. Ya yani bu böyle oluyor. Sanat tarihçileri, arkeologlar aynı zamanda bir de ressam oluyor falan. Hani o dönem olan bu yani daha doğrusu. Ama şunu da belirteyim. Osman Hamdi Bey'e ilk resimlerini götürüyor, gösteriyor. Çok etkileniyor Osman Hamdi Bey. Yani yeteneklisin sen diyor. Kesinlikle harcanmamalısın diyor. Osman Hamdi Bey hatta şey diyor. Ben bu resimle işte Sanayi Nefise'ye gireyim. Eğitim alayım. Akademik eğitim alayım diyor. Osman Hamdi Bey diyor ki hiç gerek yok akademiye girme. Akademi sana iyi gelmez. Sen de var olanı. Evet daha Öldürür Türkiye'de diyor. Vay evet. be. Halbuki Türkiye'de daha akademi de oturmamış. Yani GSF üzerine oturmuş. Hani günümüz anlamdaki bir akademi de yok. Daha yani başlangıçları var. Daha o dönem akademik tartışmalar başlamış. Hani akademi sanatı öldürür mü, yeteneği öldürür mü tartışmaları. Ve bir kendisi kurucusu olarak bunu söylüyor ve hayır diyor. Ben senin için farklı planlarım var diyor. Ve yine Hüseyin Avni'nin bu pipolu ve kadehli otoportresini Abdülmecit'e gösteriyor. Aa. Evet. Abdülmecit Efendi. Yani son hilafet yani son halifemiz diye ben biliyorum Öyle kendisini. de denebilir, evet. Evet. Kendisi o da ressam. Abdülmecit Efendi resimle çok ilgili. Kendisi de resim yapıyor ve hani sanatın hareketlenmesi için bir takım şeyleri var. Hani planları var. Bunlardan biri de mesela işte çıkan ödenekle dışarı hem ekonomi öğrenmeye öğrenciler göndermek, bir de sanat öğrensinler diye öğrenciler göndermek. O yıl da öyle bir liste yapılıyor. Normalde Sanayi Nefise'den yani oradan yetenekli öğrenciler seçiliyor. Aday listesine Osman Hamdi Bey şey de koyuyor. Bu işini koyuyor özellikle. Pipolu kadehli otoportre ile Avni Lifşi de koyuyor. Öğrenci Ve olmadığı halde. evet ve yaşını büyük göstererek resmin imzasını yani imza tarihini 2 yıl daha büyük göstererek çünkü Ne 20 hocalar yaşında var, falan. ne hocalar var ya. Bize Evet. asla yapılmadı böyle şeyler. Neyse, evet. Abdülmecit çok etkileniyor resimden. Çünkü hani resim dönemi için çok iyi bir resim. Bu arada resimden biraz bahsedeyim ben bu otoportreden. Neden önemli? Bir kere kafasında şapka var. Daha şapka kanunu, daha cumhuriyet kurulmamış, daha şapka kanunu falan yok. Üzerindeki kıyafetler kırışık, ütüsüz, bohem bir duruşu var. Bir de o zamanlar öyle mavi kısa yakalı gömlekmiş, kravatmış, bilmem neymiş, öyle onlar da yok yani. Evet, hem bohem hem de tırnak içinde batılı, onu da söyleyeyim. Açık ara batılı. Elinde büyük ihtimalle şarap olduğunu düşündüğümüz bir kadeh. Ve bu omzundaki yırtık çorap. Bu yırtık çorap hem bohemliğin hem fakirliğin, yoksulluğun
Hem de biraz da otoriteye karşı duruşun aslında simgesi. Tek başına şey yani bu şimdi küfür dediğimiz şey kafirlikten geliyor ya, etimolojik olarak kelimeden bahsediyorum. Bu resim aslında bir küfür. O güne kadar Neye gelen küfür? Şimdi insanlar nasıl geleneksel yani dini yapıya. mi küfrediyor filan gibi anlayacaklar. Geleneksel yapıya ve kültüre küfür aslında. Yani küfür dediğim onun karşısında, zıttında başka bir yerinde duruyor. Geleneksel olan her şeye bir başkaldırı niteliğinde diyebilir miyiz? Tabii. Ve burada ama yani kullandığı şey yani o ağzındaki piposu, kadehi, çorabı, yani yatık duran şapkası falan özenle seçmiş yani bunları. Aynaya bakarak yaptığını düşünüyoruz bu resmi tabii. Bu arada yüzündeki ifade çok başarılı. 20 yaşındaki bir genç için o dönem bir de yani akademik bir eğitim almamış. Gerçekten hani ne kadar ölsek az. Çok başarılı bir resim bu. Ya şey diyor gibi, resim böyle yapılır canlarım. Evet, Avni küstah Zeynavni biraz. Lefiş. Yani öyle bir hali Kesinlikle. var. Şimdi sen Kesinlikle. anlattıkların doğrultusunda böyle bir mesaj aldım ben. Çok Resim böyle doğru. yapılır canlarım. Siz hepiniz geçmişte kalmışsınız falan der gibi yani. Evet, küstah, kibirli de biraz ama bir o kadar da böyle hani bir şey kırgın bir havası da var ya yüzündeki mimik. Yani şöyle söyleyeyim, bunu sanat tar ben de bunu dile getireceğim. Çok Birçok şeker sanat görünüyor ama tarihçisi. çok şeker bir ifade aynı zamanda ya. Evet. Rembrandt'a benzetiyorlar. Yani yüzü işleme şeklini. Özellikle bu resimde. Yani bunu birden fazla sanat tarihçisi dile getirdiği için ben de rahatlıkla dile getirebilirim. Çünkü hani kıyaslamalardan çok hoşlanmazlar. Ama gerçekten Rembrandt'ın yüzleri işleme şeklindeki gibi bir işleme görüyoruz. Çok başarılı. Abdülmecit seçiyor bu eğitim için. Avni Lüfici'de. Avni Lüfici o Teşekkürler dönem Abdülmecit. Ruhun şad olsun. gerçekten evet büyük bir katkı Türk sanatına. O dönem yani biz daha sonra 1914'lüler diyoruz o dönem gönderilen eğitime yani sanat eğitimine gönderilen ressamlardan. İrem Çallı var. Adını hatırlayamadım şu an not almıştım şu an şeyim bir de. Bir sürü sanatçıyla o dönem ama hepsi Mimar Sinanlı onlarla eğitime gönderiliyor. Hatta bazılarından önce gönderiliyor. Onlardan Avni Lüfici'den bir yıl sonra da eğitime gidip ona katılanlar var. Hocam bir şey Tabii. sorabilir miyim? Tabii Hocam tabii. şimdi daha Cumhuriyet falan ilan edilmedi, değil mi? Yok. Hayır, 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 Şimdi hayır. Osmanlı son döneminden bahsediyoruz anladığım Evet, evet, kadarıyla. evet. Ama bu Evet, Batı son dönem. hayranlığı değil midir hocam? Yani koskoca İslam halifesi Batı hayranı bir insan mı ki hem kendisi resim yapıyor hem de Sanayi Nefise Mektebi'nden yani Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden öğrenciler seçip Batı'ya gönderiyor daha iyi eğitim alsınlar diye. Hı. Bu şu anda bizim Osmanlı'ya dair algımızla çelişti hocam. Ne dersiniz buna? Yani işte değil çünkü Türkiye'de maalesef resim sanatı dini ve kültürel baskıların ya da öğretilerin de etkisiyle geride kaldı. Osmanlı'da minyatür sanatı önde bunu biliyoruz çünkü hani o değerlere ve kurallara karşı gelmiyordu. Fakat hani biz tırnak içinde o Rönesans'ı yaşamadık aynı dönem. Yani Avrupa'da başlayan o aydınlanma hareketi dediğimiz şey Osmanlı'daki sanat anlayışına yansımadı. Ama yine de Çünkü bir Osmanlı sultanı ve halifesi aynı zamanda hem kendisi resme ilgi duyuyor hem buradan Tabii. insanları oraya gönderiyor. Şimdi düşününce şununla çelişti benim zihnimde. Hani bazı insanlarımız şey diyor ya, Cumhuriyet kuruldu, bütün değerlerimizi yerle bir ettiler, ayaklar altına aldılar, Batı'ya özenti başladı falan diyorlar. Yani demek ki Batı'ya özenti ise eğer bunun adı çok daha erken başlamış o zaman. Şu anda Hı ben hı. bunu öğrenmiş buluyorum. Teşekkür Tabii ederim. tabii. Daha öncesinde de var yani ben özellikle Goya yayınında mı bahsetmiştim tam net hatırlamıyorum. Evet, Goya yayınına da bahsetmiş olabilirim. Yani şey Osmanlı padişahlarının ressam İtalya'dan ressam heykeltıraş alıp sarayda misafir etmişliği, buraları çizin demişliği var. Yani hani saray eşrafı sanatla ilgileniyordu. Tabii ki. Avrupa'da dönen hareketleri de takip ediyorlardı. Hatta Aslında bu kendi içlerinde yüzyıllardır böyle tabii bu arada. O da tabii ki, tabii biliniyor. ki. Ama bu sarayla kısıtlıydı. Yani kendi resim yapan insanlar var. Yani o tırnak içinde Avrupa'yı tarzda denilen işler çok daha öncesinde saray içerisinde yapılıyordu. Fakat bu halka açılmamıştı. Yani hani bir akademide halka yani
Osmanlı'da tabii ki vatandaş diye bir şey yok. Kul dediğimiz şey var ya, kula öğretilmedi bunlar. Kuldan ressamlar çıkarılmadı yani tırnak içerisinde. Ancak Osmanlı'nın son döneminde artık hani Avrupa, hani ilim Çin'de de olsa gidip alacaksın da deniyor ya aynı öğreti. İlim neredeyse oraya gönderildi tabii bu insanlar. Anneli Fij de bu hareketle, çıkarılan ödenekle Fransa'ya eğitime gönderilen sanatçılarımızdan biridir. Amélie Fich tabii Fransa'ya gittiğinde hali hazırda Fransızcası çok iyiydi. Kendisi önceden öğrenmeye başladığı için Fransa'da çok rahat etti bu yüzden. Hatta sonradan ya da beraberinde ya da sonradan gelen ressamlara da hani onların çünkü Fransızcası daha geride kalıyordu ki Galatasaray mezunu içlerinde olmasına rağmen hani böyle bir ara buluculuk da yaptı. Diğer gelen ressamların da çabuk oraya kaynaşmasını sağladı. Ama daha o zamanlardan aralarında sürtüşmeler vardı. Çünkü alaylıydı. Yani akademide değildi. Nereden çıkmıştı bu adam? Belki de bir akademinin hakkını yenmişti bu adam gönderilerek. Biraz Böyle kıskançlık sürtüşmeler var mı? var. Yani Amnefiş mektuplarında net bir şekilde beni kıskandılar diyor mesela. Başkalarıyla mektuplaşmalarında. Bunu şey Atatürk'e de söylüyor hatta. Yani ben kıskanıldım. Bunun sonucunda bir takım zorluklar yaşadım diyor Atatürk'e de Atatürk'le daha sonrasında. görüşmesini de geleceğiz, değil mi? Ondan da Evet bahsedeceksin geleceğiz. ayrıca. Tabii. Neyse burada nasıl Türkiye'de çok iyi ilişkiler kurduysa Avni Lifiş. Çünkü yetenekli, entelektüel, iyi görünümlü, oturup kalkmasını biliyor. Yani hani tırnak içinde alt tabakadan hani o yoksulluktan gelmiş olsa da ne hali tavrı ne görünüşü ne durumu o değil yani. Başka bir yerde Amnilfiş içerisindeki insanları etkiliyor. Fransa'da da etkiliyor. Fransa'da bu arada iyi bir atölyede eğitim alıyor. Hatta aldığı akademide yani aldığı atölyede aldığı eğitimden Van Gogh da yararlanmış. Yani Van Gogh'un da öğrencilik yaptığı atölyeden bir eğitim alıyor. Bu dönem iki tane çok önemli isimle tanışıyor Fransa'da. Onları da Korman'ın atölyesine gidiyor bu arada. Bu dönemin önemli yine ressamlarından Fransız sanatını çok önemli etkileyen bir sürü başka yerlerden gelen ressamlara da eğitim veren önemli bir ressam. Amélie Fich de Korman'dan eğitim alıyor. Daha sonra orada iki tane çok kilit isimle tanışıyor ve hani Türkiye'de başlattığı bu mentorluk ağını Fransa'da da kuruyor. André Lacombe dönemin yani o bölgenin en önemli mimarlarından biri. Onunla çok iyi arkadaş oluyor. Bir de Gullnet'le çok iyi arkadaş oluyor ki aslında daha çok baba oğul ilişkisi oluyor ve hayatı boyunca resim tekniği, boya üzerine mektuplaşmalara devam ediyorlar. Yani bu gelişen kimya, değişen boyalar, daha doğrusu yeni renkler, yeni dokular elde etmek için hep birbirleriyle bunun üzerine paslaşmadılar. Böyle bir ağ düşüyor ve bu arada çok da etkileniyor Gullnet'in işlerinden. Bir şey İnanılmaz sorabilir etkileniyor. miyim? Tabii. Ya ben her seferinde şaşırıyorum sen anlattığın zaman. Resim malzemelerinin de bir tarihi olması bana çok ilginç geliyor. Aa, bütün Diyorsun ya resim işte. sanatını etkiledi. Evet. Evet, yani resim malzemelerinin de bir tarihi var. Bu ilginç. Yani işte bir zamanlar şöyle boyalar kullanılıyordu, sonra böyle boyalar kullanılmaya başlandı falan. Bu da enteresan bir şey. Peki şöyle bir şey var mı, hani tam bu bahsettiğin dönem, bu resim malzemelerinde ayrı bir gelişmenin falan söz konusu olduğu bir dönem mi? Böyle devrim niteliğinde şeyler var mı? Boyalarda Yo falan. tam tersine yani günümüze oranla yani tabii ki kendinden bir de savaş dönemi ya onu da vurgulayayım. Savaş dönemi yani bütün hani o Birinci Dünya Savaşı'nın yaklaştığımız dönemlerden bahsediyoruz. Teknolojinin ve hani insanların daha ziyade işte savaş sanayisine yatırım yaptıkları dönemler yani günümüze oranla çok zordu. Şöyle söyleyeyim, çok iyi gerçekten iyi bir kimyager olmak gerekiyordur iyi resimler yapabilmek için. O ara tonları, farklı dokuları elde etmek için. Yani şu anki ressamların muhakkak vardır bu arada. Kendi boyasını yapan ressamlar var. Hazır pigmentler kullanmadan kendi pigmentlerini üretenler var.
Onları çok ayrı tutuyorum ama hani günümüzdeki gibi mümkün değil. Çünkü şu an mesela bir kahverenginin tonlarca farklı şeyini bulabilirsiniz. Tonlu o şeyin doygunluğunu farklı markalardan bulabilirsiniz. Ama o dönem insanlar oturup gerçekten şununla neyi karıştırırsam, hangi oranları neyi karıştırırsam şöyle bir şey elde edebilirim. Bunu uzun uzun kendi aralarında tartışıyorlardı ve bu bir sırdı bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani Ha, her her ressam, ressamın tabii kendi ki her sırrı mı ressam, var? tabii ki her ressam kendi bildiğini de herkesle o kadar paylaşmıyor. Yani arkadaşın falan Niye değilse paylaşsın? Tabii niye doğru. paylaşsın? Tabii ki bunun da böyle bir ekonomisi var. O da dönüyor o dönem. Haliyle aralarında ömür boyunca da böyle bir malzeme ve teknik üzerine ciddi bilgi paylaşımı devam ediyor ve ayrıca dostlukları yani baba oğul ilişkisi de var ve yani biz bu mektuplara da bir kısmına ulaşabiliyoruz bu arada. Onun üzerine konuşuyorum zaten. Neyse Fransa'daki eğitimi sürüyor ve oradan gerçekten hani bu arada şeyi belirteyim. Aydınlanmacı hareketten sonra yani Avrupa'daki romantik akım dediğimiz akım çıkıyor. Bu kendisinden önceki döneme göre çok daha farklı. Yani resim sanatının her şey, bütün sanat akımları, daha doğrusu bütün sanat disiplinleri bir değişiyor. Çünkü o hani Rönesans'tan, yeni Platonculuktan hani ağır o realistik, naturalistik resim anlayışı, edebiyat anlayışı, hatta müzik anlayışı büyük bir değişime uğramaya başlıyor. Daha bireysel, daha kişisel, daha farklı bir noktaya taşınıyor. Ve romantik akım dediğimiz bir akım çıkıyor ortaya. Onun devamında empresyonizm ve sembolizm geliyor. Avni Lefiş de bunlardan etkilenmiş biri. Ben aslında bunlardan da bahsetmek istiyorum. Çünkü Avni Lefiş, bu şey, evet, bunlar naturalist işlerim mesela. Fevzi Çakmak portresi. Bu arada internette gerçekten çok kötü çözünürlükleri. O yüzden Evet, size maalesef. zoomlayacağım. Vay be, Ve bir de Fevzi Çakmak da çizmiş. evet, Maraşem Fevzi Çakmak. Bu Atatürk'ü ziyareti sırasında gerçek, yani hani Fevzi Çakmak'ın verdiği siparişle gerçekleşen bir iş. Yani internette bu renklerde de görüyorsunuz ama bunun hakikaten asıl görüntüsü bu. Her ne kadar parıltıdan doku Çok kaybolsa daha da. güzel görünüyor tabii ki asıl görüntüsü. Evet, Avni Lefiş'in işleri internette gerçekten yok yani binlerce, yani şöyle söyleyeyim, binden fazla iş olduğunu biliyoruz. Çünkü sergilenen, evet, çok üretken bir Binden insandı. fazla. Tabii, kara kalemleriyle, eskizleriyle beraber fotoğrafları var, yazdıkları var. Çok üretken bir insan, oraya da geleceğim. Ama yani internette yüksek çözünürlüklü işini bulmak çok zor. Avni Lefiş neden bilinmiyor? Yok, çünkü yani işleri açılmamış. Yani 2022 yılındayız. Hani buradan artık sesleneyim de bu eserleri ellerinde bulunduran koleksiyonerlere artık yalvarayım mı, ne diyeyim? Yüksek çözünürlüklü işlere erişebilmek istiyoruz internet ortamında gerçekten. Bu bir ihtiyaç yani günümüzde. Bu naturalist bir iş mesela. Yani romantik akım öncesine daha böyle yakın bir iş. Gerçekten hani realist işlere daha yakın bir iş. Yani ama Avni Lefiş empresyonist değildir tek başına. Bunu da vurgulayarak ben biraz empresyonizmden bahsetmek istiyorum. Bu yayının ana konusu aslında bakarsanız Avni Lefiş ve hani Türk resim sanatına gelen o bireysellik, sanatçının bakış açısıyla kendi işlerini yansıtması olayı. Empresyonizm sanatçının kendisiyle ilgili bir şey aslında bakarsanız. Onun kişisel duyguları, heyecanı, kişisel bakış açısıyla doğada gördüğünü yansıtması. Öncesinde biz daha naturalist, realist işler görüyoruz resim tarihinde. Ama daha sonra işte bu aydınlanma hareketinden de sonra ilk başta romantik akımla beraber, daha sonra empresyonizmle beraber sanat anlayışı, sanat sanat içindir şiarıyla böyle hani onunla özdeşleştirilir ya, ki bunlar iç içedir yani sanat felsefesiyle, yani bu o dönemin sanat anlayışının sanat toplum ya da dini değerlerden ziyade biraz daha aslında sanatçının bakış açısıyla ilgilidir şiarının gelmesiyle stilize dediğimiz daha farklı stilize işler çıkmaya başladı. Empresyonizm de neredeyse naturalizmin yerini aldı daha sonrasında, özellikle 1960'larda. Yani daha öncesinde akademilerde daha realist, naturalist işlerin eğitimi verilirken 1960'lardan özellikle sonra, hatta daha öncesinde 1930'larda empresyonist işler ortaya çıkmaya, yani akademide empresyonizm öğretildi.
Hatta Duchamp da empresyonist işler aldı. Bunun eğitimini aldı klasik adı altında. Çünkü klasik sanat anlayışı buraya evrildi. Lefige de Fransa'da aldığı eğitim sırasında olsun, işte bilgi alışverişi, hatta sanat alışverişi yaptı o tırnak içinde o insanlardan da romantik akım, empresyonist akım, bir de sembolist akım çizgilerini net bir şekilde aldı. Ve bunu kendi sanatına, Türk sanatına nasıl işledi? Bundan sonra oraya bakacağız. Renkler daha stilize, çizgiler daha stilize klasik resim anlayışına göre. Bundan sonra hemen Akgün ve Karagün'e geleceğim. Neden? Akgün ve Karagün önemli. Çünkü toplumsal bir mesele bir sanatçının kişisel bakış açısıyla yansıtılıyor. Yani Kurtuluş Savaşı dönemi, daha doğrusu Büyük Savaş'ın öncesi ve sonrası resmediliyor bu iki eserde. Fakat bu sanatçının kendi mizacı, kendi bakış açısı ve kendi sahneleme şekliyle can buluyor. Yani genellikle hani savaş film sahnelerini böyle daha ihtişamlı, daha kalabalık, daha naturalist görürüz öncesinde. Hani ordular çarpışır, şudur budur. Avni Lefiş tek bir an, yani o duyguyu verebilecek tek bir an ve olabilecek en az objeyle, belki de o hani güneşin doğuşu ya da batışıyla, o süzülen ışıkla bu duyguyu vermeye çalışmış ve bunu toplumsal bir konuyu işleyerek yapıyor. Bu Avni Lefiş'i tek başına çok özgün yapıyor. Bunu belirteyim. Akgün ve Karagün çok özgün işler. Öncesinde Atatürk'le görüşüyor. Atatürk 4 ay boyunca Avni Lefiş'i bir şey yapıyor, konuk ediyor. Burada Fransa'dan döndükten sonra öğretmenlik yapıyor. Onu da belirteyim. Hiç şeylerinden de bahsetmedim. Direkt Akgün'le Karagün'e atladım Evet, ama. evet, evet. Biraz onlardan bahsetsene. Şöyle, Fransa'dan döndükten sonra öğretmenliğe başlıyor. Hatta İstanbul Erkek Lisesi'nde resim öğretmenliği yapıyor. Daha sonra bir kız lisesinde Fransızca öğretmenliği yapıyor. Yani eğitimci oluyor aslında bir süre. Ama bu süreç içerisinde Fransa'da yapıp bıraktığı işler de var bu arada. Keşke onları da görebilsek. Döndüğünde kendini savaş resimleri yapmaya veriyor. Kaç Çünkü senesinde dönüyor tam olarak? 1915 olması lazım. Ya da 1912'de dönüyor, pardon. Balkan Savaşları 1912'de, sırasında dönüyor evet yani. evet 1912'de ülkeye geri dönüyor. Ondan sonrasında birkaç yıl öğretmenlik yapıyor. Bu arada da kendini sürekli savaş resimleri yapmaya veriyor. Çünkü Bu yap... yani savaştan kaçabileceğim bir dönem değil o dönem. Her yer ateş altında gerçekten ve Tabii Balkan geri Savaşları. çağrılıyorlar. Şey, hem ödenek kesiliyor oradaki eğitim için, hem de geri çağrılıyorlar. Dönüyor. Döndüğü gibi öğretmenlik yapıyor ve kendini resim yapmaya alıyor. Öyle söyleyeyim. İlk defa ama yani sergisini 1915'te mi ne görüyoruz? 1915'te sergilere resim vermeye başlıyor daha yeni yeni. Ve bu sergiler de genelde hep savaş temalı sergiler. Ancak 1917 yılında kişisel olarak, yani hayatı boyunca yaptı en fazla hani belki de resim verdiği bir sergi Galatasaray'da yapılıyor galiba. Bir kontrol edeyim. Galatasaray yurdunda açılan bir savaş resimleri sergisine 20 adet tablosu giriyor. Yani tek bir ressam için çok fazla. Büyük beğeni topluyor orada. Yani yaptıkları epey etkileyici. Savaşı kendi gözüyle farklı bir şekilde işlediği için çok etkileyici. Bir de klasik değil. Ve yeni çizgiler görüyoruz. Yeni renk kullanımları görüyoruz. Daha sonra 1918'de bu enternasyonel bir olay. Viyana'da aynı temalı açılan sergiye 18 işi gidiyor. Viyana'ya 18. 18 iş gönderiyor. Evet. 18 işi kabul görüyor bir sergide. Viyana'daki bir sergide. Bu büyük bir olay. Daha sonrasında Atatürk davet ediyor. Atatürk'le o dönem, yani zaten öncesinde de bir mektuplaşma, daha sonrasında artan bir mektuplaşma, bir bağları var. Atatürk'ün davetiyle tanışıyor. Savaş üzerine konuşuyorlar. Yani 1922'de gerçekleşiyor bu buluşma bu arada. 1923'te de Akgün'le Karagün'ü yapıyor. Bu arada iki tane süper vizyoner adam, biri Atatürk, biri Hüseyin Avni. Kim bilir neler konuştular, neler görüştüler, neler Tabii. söyleştiler, kim bilir ya. Tabii. Yani şeyi biliyoruz ki
Atatürk'e beni kıskanıyorlar yazabilecek kadar bir muhabbet, bir de cesur bir adam. Evet. Hani ben farklı geldim onlara, beni ittiler, kıskandılar, yazabiliyor. Şimdi öncelikle Akgün'le Karagün, bu aslında iki beraber çalışma, yani birbirlerini tamamlayan çalışmalar. 1922'deki görüşmeden bir yıl sonra 1923'te bu işleri tamamlıyor. Karagün'ü biraz zoomlayayım. Maalesef internette en yüksek çözünürlükte bulabildiğim görüntüler bunlar. Keşke daha böyle zoomlayabilsem de fırça Araya girip bu darbelerini nasıl kullanmış görseniz. Karagün'ün referansı hakkında birkaç bilgi vereyim mi arkadaşlara? Aa evet, Karagün Sen önemli çünkü. detaya Evet. girmeden önce. Tabii. Şimdi arkadaşlar, rahmetli Süleyman Nazif bizim gazeteci yazarlarımızdan bir tanesi. 9 Şubat 1919 tarihinde Hadisat gazetesine Kara Bir Gün başlıklı bir yazı yazıyor. Bu yazı bir gün önce İstanbul'u işgal etmek üzere kente gelen Fransız generalinin yaptığı resmi geçit töreni diyebileceğimiz uzun bir yürüyüş var. İnsanların onurunu, gururunu çok kırıyor bu. Çünkü İstanbul'un işgal edilmesini beklemiyor insanlar, beklemiyor halk. 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi imzalanıyor, biliyorsunuzdur. Ve savaştan yenik olarak çıkan Osmanlı Devleti bu mütarekeyi imzalamak durumunda kalıyor. Yani daha fazla gücü yok çünkü. Ve bu mütareke baştan sona ülkenin işgal edileceği haberini veriyor aslında. Açık açık söylüyor. Ama bu mütarekenin imzacılarından rahmetli Rauf Orbay diyor ki söz alıyor oradan. Düşman tarafının temsilcisi olan Amiral Kaltorp'tan. Diyor ki İstanbul'u işgal etmeyin. Sözlü olarak söz alıyor. Ama yani metinde öyle bir şey yok. Ve bu mütarekenin bir yedinci maddesi var. O yedinci maddede de çok muğlak bir ifade var. Diyor ki İtilaf güçleri kendilerini güvende hissetmedikleri bir durum yaşanırsa istedikleri anda istedikleri yeri işgal ederler. Ve bu maddeye dayanarak Mondros Mütarekesi'nden hemen sonra 13 Kasım 1918'de aslında işgal başlıyor. Anadolu'nun işgali başlıyor. Ama artık hani resmi olarak İstanbul'un işgali 8 Şubat 1919'da başlamış oluyor. Bu Fransız generalin büyük bir böyle caka satarak yaptığı yürüyüş sonucunda ve bu insanların gururunu inanılmaz kırıyor. Onurlu, gururlu insanlar kimin ülkesinin başına gelse aynı şeyi hisseder. Süleyman Nazif de bunun üzerine işte ertesi gün Hadisat gazetesinde Kara Bir Gün başlıklı bir yazı yazıyor. Ve o kadar herkesin duygularını seslendiren bir yazı ki bu bir efsane haline geliyor. Bir bugünün ifadesiyle bir mim haline geliyor o Kara Bir Gün ifadesi. Bununla da ilgili iki tane şöyle şey buldum size, link buldum. Hani daha çok araştırma elbette yapabilirsiniz. İnternetten kolayca ve ücretsiz ulaşabileceğiniz iki link buldum. Onları da size aktarıyorum. Yazının tamamını okuyabilirsiniz. Şöyle başlıyor yazı. Fransız generalinin dün şehrimize vürudu münasebetiyle bir kısım vatandaşlarımız tarafından icra olunan nümayiş, çünkü bazı insanlar dayanamıyor buna ve isyan ediyorlar, hani protesto yapıyorlar. Türk'ün ve İslam'ın kalbinde, yani Osmanlı Türklerinin ve İslam dünyasının kalbinde ve tarihinde müebbeden kanayacak bir cereha açtı. Yani sonsuza dek kanayacak bir yara açtı. Aradan asırlar geçse ve bugünkü hüzün ve idbarımız şevk ve ikbale münkalip olsa yine bu acıyı hissedecek ve bu hüzün ve teessürü evlat ve ahvadımıza nesilden nesile ağlayacak bir miras terk edeceğiz. Yani bir tür ağıt gibi. O sebeple de çok efsane bir yazı haline geliyor. Hatta bundan sonra işte bir rivayete göre Süleyman Nazif'in öldürülmesi yahut tutuklanması emirleri veriliyor. Ama işte polis müdürü Süleyman Nazif'i teslim etmiyor falan. Devamını okursunuz ama yani çok kült bir yazı. Herkesin kalbinde yer etmiş bir yazı. Yani eminim o sırada o yazıyı okuyanlar böyle hüngür hüngür ağlamıştır o sırada yani.
Bu tablonun yapıldığı tarih 1923 demiştin değil mi Zuhal? Evet, 1923. 1923'te bakın etkisi hala sürüyor. Karagün adı verilmiş tabloya. Bu kadar benden. Devam et lütfen. Karagün savaş ile yıkılan, harap edilen, işgal edilen ülkenin bir temsili. Yüksek sembolizm var bu resimde, ondan direkt bahsedeyim. Burada gördüğümüz siyah kartallar işgal kuvvetleri, düşman. Ve onların böyle sayıca arkada silüetlerden fazla olduğunu görüyoruz. Hemen karga bir beşiğin üzerinde ters devrilmiş bir beşik var. O beşiğin üstünden sallanan da bir bebek bacağı. Burada öyle bir bebek olduğunu görüyoruz. Ve muhtemeldir ki o bebeğin annesi de kıyafetleri parçalanarak, eli arkada bağlanarak tecavüze uğramış. Bacaklarının pozisyonundan, konumundan bir tecavüz sahnesi olduğunu anlıyoruz. Arkada yanmış ağaçlar, yaprakları dökülmüş, bütün yapılar yıkılmış, yakılmış. Yani ülkenin savaş ile geldiği durumun yanı sıra bir de hakikaten senin de bahsettiğin gibi o ülkede yaşayan insanların kırılan onurunu, gururunu çok iyi şekilde sahneliyor. Ve savaş, evet, yani savaş bütün insanlara çok ağır darbe atıyor, bunu biliyoruz, ama belki de en ağır darbeyi en savunmasız kalanlar, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar yiyor. Evet. Avni Lifiş özellikle bir bebek ve kadın kullanmış bu sahnede. Avni Lifiş'i hiç söylemeden geçemeyeceğim. Yani mimari çizgiler de var. İşte o yıkılan binalar, şeyler. Avni Lifiş hem peyzajı iyi çalışıyor, hem de işte o mimar dostları sağ olsun, onlardan gördükleriyle iyi mimari çizgiler de kullanıyor. Yani gökyüzünün rengi, güneşin batışı, buradaki batış konumunda güneş, bunu belirteyim. Bu bir yok oluş resmi. Bu bir vatanın, bir ülkenin, insanların ve gururlarının, onurlarının yok oluşunun, yok edilişinin resmi. Bir de şey gibi arkadan gelen başka kara kartallar da var hani. Evet. Yani sürüler. Evet, yani Yani düşman burada. sürü halinde. O da böyle sanki hani bir bütün olarak İtilaf Devletleri gibi gerçekten. Evet, yani minare arkada şey olmuş, devrilmiş, caminin minaresi. Ya taş üstünde taş kalmamış işte, hani o tabir. Savaşı bu dönem bu şekilde anlatan yok yani. Bunu Avni Lifiş yapıyor işte. Çok aslında savaşa kişisel bir bakış, toplumsal bir konu bu savaş. Ve orada yaşanan acılar, bunlar toplumsal konular. O dönem o ülkeyi, o yani bizim insanlığımızı ilgilendiren büyük bir yara, acı, ama bunu çok kişisel bir yerden anlatıyor. Burada başka etrafta ölü insanlar yok. Sadece ölü bir anne ve bebeği var. Bebeğin suratı görünmüyor bile. Yani seçtiği objeler, kurguladığı sahne çok özgün. Ve yine bakın, burada halılar, kilimler var ve onların desenleri özenle yapılmış bu resimde. O dönem yani işte hani halkın kendi dokuma tezgahlarından eline çıkan ürünler bunlar. Ve o desenler, bu seçtiği desenler hiçbir tesadüf değil. Hepsini çok böyle hesaplayarak yapmış. Savaşı bu kadar kişisel, bu kadar acı bir yerden anlatmak kolay bir iş. Gerçekten Avni Lifiş yapan işte bu Karagün ve Akgün resimleri. Özellikle bunları uzun uzun konuşmak istedim. Yani bakınca üzülüyorum. Başka hiçbir şey söyleyemiyorum. Kelimem kalmıyor Evet gerçekten evet bu ya bir resme de böyle bakınca. işte işgal dönemini, milli mücadeleyi falan bilerek yani Tabii sadece tabii tabii. kronolojik olarak değil insanların ruhlarında açtığı yaraları bilerek bakınca çok çok daha anlamlı geliyor ya. Bir de şey falan da geldi benim aklıma. Balkan Savaşları döneminde Türkiye'ye dönmüş diyorsun ya. Balkan Savaşları yani hakkında da bayağı bir bilgi sahibi olmuş olmalı adam. Çünkü o dönemlerde Anadolu işgale uğradığı sıralarda çoluk çocuk demeden katledildi Türkler. Belki onu da biliyor. Belki doğrudan hani evimizi, ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu başımıza yıktılar dercesini belki de bir şey çizmiş yani hani. Evet, yani ya hem çok kişisel bir iş bu, çok kişisel bir iş. İşte hani neden
Neden tek başına empresyonist değil Avni Lifiş? Neden hem sembolizm hem de romantik akımın çok böyle derin çizgilerini görüyoruz? Bu anlatımdan dolayı yani işte bu siyah kartalları düşman ile simgelemesi ama alttaki o kilimlerde de gerçekten o dönem yörenin kilimlerinde işlediği özellikle desenleri seçip yerleştirmesi. Bu arada yani şunu da belirteyim, kuş temasını çok iyi kullanıyor Avni Lifişi ya. Kuşlar hem çok pozitif bir şekilde karşımıza çıkabiliyor hem de çok negatif bir şekilde ileriki diğer resimlerinde de göreceğiz. Burada da beşin üzerindeki desenler yani Evet, çok özgün çok özgün ve ve yani çok acı gerçekçi. yani bu evet ve çok gerçekçi. Hak güne geçelim. Yani işte küllerinden doğan bir millet diyoruz ya bu gerçekten. Resim çözünürlükleri çok düşük. Kusura bakmayın internette yok bu resimlerin Evet. böyle geniş geniş size boştaki gibi zoomlayayım. Yani gerçekten buradan çağrımdır. Biz kendi ressamlarımızın işlerine yüksek çözünürlüklü ulaşmak istiyoruz ya. Onları böyle bir zoomlayıp fırça tekniklerinin üzerine daha net konuşabilmek istiyoruz. Bu da yani benim sistemim olsun. Evet, bu da Akgün. Yine 1923 yani işte aslında bir bütün iki farklı yüzü. Akgün'de savaşın sonrasını kurtuluşu simgeliyor. Yine Avni Lifiş bambaşka bir yerden bakmış burada. Bu sefer güneşin yönü diğer taraftan ve doğuyor. Yok oluşa karşı bir varoluş, bir yeniden doğuş var burada. Yine de ışıkları, o ışık süzmelerini çok hüzünlü kullanmış. Zaten çoğunlukla pastel renkler tercih ediyor. Ama hüznü sadece renklerle işlemeyi çok iyi beceriyor. Yani burada aslında bir kurtuluş var ama yine de hüzün var. Çünkü büyük bir savaştan çıkan ve mahvolarak çıkan bir halk var. Burada yıkılan harabelerden ziyade artık yani şeyi görüyoruz. Hakikaten o işgalin. Bu arada Karagün'ün şeyini sen anlattın. Akgün de şunu temsil ediyor. 9 Eylül 1922'de düşmanın hani tırnak içerisinde denize dökülmesini işaret ediyor sembolik olarak. Akgün temasını da buradan alıyor ve hani dönemine göre teknolojik olarak çok geride kalan silahlarla hani o var ya anlatılır bize ayaklarında çarıkları bile doğru düzgün yoktu askerlerin. O fakirlikle, o yoksullukla, o yoklukla elde edilmiş özgürlüğün sembolizmidir bu resim ve burada işte güneşin doğuşuna bakan arkada işte mesela bu sefer arkada yanmış yıkılmış binalar değil bir manzara temiz bir boşluk görüyoruz aslında bakarsanız burada iyi bir boşluk kullanımı var çünkü yeni bir ülke doğacak Evet, yeni baştan, inşadan evet baştan bahsediyoruz inşa edilecek evet bir evet ülke. baştan inşa edilecek güzel bir ülke ve gün doğuyor ama yine de hüzünlü. Neden? Çünkü büyük bir badire atlatılmış, çok fazla ölümümüz var, çok fazla kaybettiğimiz var ve o ışığı izleyen, o ışığa doğru bakan bir Türk askeri görüyoruz. Evet. Ve etrafındaki Soldaki Yunan bayrağı da şey herhalde, hani Yunan evet. birliklerinin sancağını ele geçirdik. Hani Evet, zafer evet. kesin olarak bizimdir anlamında çizilmiş anladığım kadarıyla. Evet, 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 Çünkü evet. hani Yunan. savaşlarda böyle bir şey vardır. Karşı tarafın sancağını ele geçirirsen o onun için artık bir yıkım, hani onur meselesi olduğu için Evet, sancağını evet, evet, evet. kaptırmazsın ya. Bu hemen hemen her yerde var. Hani sancaklarını da ele geçirdik. Artık tamamen sildik onları der gibi. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Hani Tabii. Akgün olarak özellikle İzmir'in kurtuluşunu seçmiş olması da bence manidar. Evet. Şundan, çünkü İzmir Yunanlar tarafından 15 Mayıs 1919'da işgal edilene kadar Anadolu halkı biraz daha böyle şeymiş ya, evet ufak ufak örgütlenelim, bir şeyler yapmaya çalışalım ama ne yapabiliriz? Hani bir düşünelim bakalım. Küçük küçük örgütlenmeye başlamışlar ama hani daha tam çiçeklenmemiş. Ama İzmir işgal edildikten sonra çıldırmış. Herkes çıldırmış ve Hı. müdafaa-i hukuk cemiyetleri, şunlar bunlar falan iyice yaygınlaşmış. Bunu da daha geçenlerde bununla alakalı bir üye özel yayın yapmıştım da okuduklarım taze, oradan aktarayım. Diyor ki Nur Bilge Kris Hoca var. İşgal altında İstanbul'du galiba kitabının adı.
İletişim Yayınları'ndan çıkmıştı vakti zamanında. Şimdi genişletilmiş versiyonu İBB Kültür Sanat Yayınları'ndan çıkmış. Bakmanızı tavsiye ederim. Şöyle bir yorumda bulunuyor. Diyor ki Nur Bilge Kris Hoca, Batılı tarihçilere bakarsanız diyor, şöyle anlıyorlar ve anlatıyorlar olayı. İzmir Yunanlar tarafından işgal edilmeseydi, hani Türk direniş hareketi hiç ortaya çıkmayacaktı. Yunanlar İzmir'i işgal edince milletin hani daha çok onuru gururu kırıldı. İşte biz senelerdir bunlara hakimiz. Bunlar kim ki gelip de Yunan şey İzmir'in hakimi olsunlar gibi bir bakış açısıyla. Hani bu sebeple Türk Milli Kurtuluş Hareketi başladı diye yorumlar Batılı tarihçiler. Ama aslı böyle değildir. Daha Enver Paşa zamanında bile, çok erken tarihlerde bile, savaş henüz bitmedi, kesinlikle mücadele etmeye devam edeceksiniz şeklinde emirler verilmiştir. Ve İzmir işgalinden önce zaten direniş hareketleri başlamıştır diyor. Ama diyor İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edilmesi gerçekten bütün milleti uyandırmıştır. Çünkü diyor Balkan Savaşları'nda 19. ve 20. yüzyıllarda ve sonrasında ve işte 20. yüzyılın başlarında Balkan Savaşları'nda Balkan ulusçuluğunun Türklere neler yaptığını Türkler biliyorlardı. Hani bir Balkan ulusunun emri altında yaşama şanslarının asla olmadığını, kesinlikle öldürüleceklerini çok iyi biliyorlardı. Ha bu iş ölüm kalım savaşına döndüyse o zaman biz de artık ver yansın. Biz de neyimiz var neyimiz yok ortaya koyarız diyerek daha güçlü bir şekilde milli mücadeleye katıldılar yorumunda bulunuyor. Onu da söyleyeyim. Demek ki yani zaten dönemin yakın kaynakları falan hani bundan hep bahsediyor da bu o kadar gerçek bir yorum ki herhalde Akgün tablosu bile bunu anlatıyor. Yani Hüseyin Avni Lifiş bile bu meseleyi, İzmir'in kurtuluşunu ve işte Yunan bayrağının sancağının alınışını falan seçmiş yani. Resim üzerinden tarihi belki biraz da böyle okuyabiliriz diye düşündüm. Böyle böyle ya, kesinlikle böyle. Karagün'de o kaybedilen, o kırılan onurun, gururun artık hani böyle bir tamiri, artık bir kurtuluşu. Akgün'de bunu resmediyor. Ve ben de şuradan bahsetmek isterim. 1914'lere ve hani işte o dönemden çıkan sanatçılarımızla ilgili çok ciddi böyle işte bir batıdan taklit, batı özentisi gibi eleştiriler vardır. Yani keşke bizim resim sanatımız kula da ulaşsaydı, onlar da eğitim alabilseydi, biz de mesela Avrupa'nın yaşadığı dönem bir Rönesans yaşasaydık. Yani evet, ben buradan Türk sanatını şey yapmayacağım asla, tırnak içinde aşağılamayacağım. Ama hani sanki keşke el işçiliğiyle kalmasaydı, keşke minyatürle çinicilikle kalmasaydı da Tabii gerçekten elbette. biz de, evet gerçekten hani Osmanlı kul gördükleri de resim ve heykel yapabilseydi mesela, ya da başka şeyler yapabilseydi de Teşvik daha edilseydi. gelişmiş, biz de Avrupa'ya öğrenci okutmaya yollamasaymışız. Yani yollanınca da Batı özentisi, işte Batı taklitçisi, taklit mi, özgünlük mü, çok özgün değiller gibi eleştiriler yapılıyor. Yani Avni Lifşin Karagün'le ve Akgün'le bakınca yani bunu Avrupa'daki bir ressamda görmüyorum. Böyle bir anlatım yok yani. Bu Akgün'le Karagün kendi başına çok özgün işlerdir. Çünkü yani bu millet yaşadı bunu. Tabii ki her ülkenin kendi yaşadığı dertler, savaşlar ve onların farklı farklı anlatımları var. Ama şunu çok net söyleyebiliriz ki Avni Lifşin çok özgün bir şekilde kendi bakış açısıyla, kendi duygularıyla, kendi melankolisiyle, kendi renkleri ve kendi diliyle savaşın öncesini ve sonrasını aktarmıştır. Toplumsal bir konuya bu şekilde yaklaşmıştır. Bu tek başına yeni bir şeydir. Devam edelim. İşte mesela bu bir reprodüksiyon. Bu var olan, yani Mars ile Venüs sahnelemesi. Bu Avni Lifşin bir yorumu. Bunu daha önce birçok ressam Avrupa'da yaptı. Avni Lifşin Mars'ı Venüs'ün önünde diz çöktürtmüş. Bu güzel bir yorum aslına bakarsanız. Buradan anatomi bilgisini de görelim istedim. Özellikle bunu çıkarıyorum. Ve evet, yani Avrupa'da Avrupa sanatına özgün has işleri de tekrardan yorumlamıştır. Ama Avni Lifşin bir sürü işi var işte. Hani bin civarı işi olduğunu düşünüyoruz.
Yani mesela Avni Lifşit tek başına bu resimden eleştirirsek Batı'nın kopyası dersin. Ama değil işte. Kendi yorumu, kendi renkleri, kendi çizgileri ve kendi yeni sahnelemeleri var. Burada da bunu görüyoruz. Mimari kısma girelim. Bu Mihrişah Sultan imaretinin bir kesiti ve buraya da böyle gün batımının ışığı vuruyor. Yine mimari bir yapıtı, var olan yapıtı kendisi resmetmiş. Çok ilginç bir açıdan resmetmiş. İlginç bir kadraj kullanmış. Evet ya. Arkada işte o ağaç silüetleri, şey, vuran ışık, ışığın yönü. Çok romantik bir adam. Yani böyle bir yapıyı bu kadar romantik bir kadrajda ve renkte, yani bir şeyle, bakış açısıyla sunması yine onu özgün kılıyor. Bu arada mimari çizimin çok iyi olduğunu üstüne basa basa söyleyeyim. Aslında çok uygun davranmış. Çünkü Avni Lifşi aynı zamanda fotoğraf da çekiyordu. Hatta bir dönem resim yapmayı bırakıp daha ziyade fotoğraf çekmeye, topluma bu şekilde daha iyi hizmet edeceğini, hani kendi bakış açısıyla, kendi kadrajlarıyla var olan şeyleri daha net anlatabileceğine de inanmış. Ve bu kullandığı, çektiği fotoğrafları kendi resim yaparken de kullanıyor. Yani önce fotoğrafını çekiyor, bir yapıtın da öyle. O fotoğrafa bakarak, aslına bakarak onu uygun bir şekilde ama yine de kendi bakış açısı ve renkleriyle resmetmeye çalışıyor. Mihrişah Sultan imaretinin şeydi bu. Bu bir gece manzarası resmi. Yine bizim çizgilerimiz, yine bizim mimari yapımız ama onun çok farklı bir silüeti, çok farklı renk tonlarıyla tuvale yansıması. Bunların hepsi yağlı boya bu arada, belirtmeme gerek yok sanırım. Yıldız Parkı'nı resmetmiş. Yani çevreyi de resmediyor. Yine kendi duygusal bakış açısıyla. Avni Lifşi için bir de çok net şey, bunu Osman Hamdi Bey de söylüyor. Hepimizin baktığı yere o da romantik bakar, daha farklı bakardı, daha farklı görürdü diyor. Hepimizin, bütün insanların baktığı o manzaraları çok farklı görürdü o diyor. Zaten ressamların olayı bu değil mi ya? Empresyonist akım ve sonrası, işte romantik akım ve sonrası, aslında biz sanatçılardan bunu bekliyoruz. Evet Öncesinde doğru. böyle bir bakış açısı yok. Öncesinde daha ziyade realistik, naturalistik, hareketsiz, donuk, işte eski Haiti hikayelerini anlatan ya da işte bizi olduğumuz gibi, tırnak içinde olduğumuz gibi ama daha yakışıklı çizen ressamlar bekliyoruz. Öncesindeki sanat anlayışı, ressamlardan beklenti bu yöndeydi. Ama işte 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılla beraber ressama ve sanata bakış açısı değişti. Çünkü aydınlanma hareketi geldi. Daha bireysel bir şey bekliyoruz biz artık ressamlardan ve sanatçılardan. Bu da iyi bir mimari çizim. Mezarlık. Yani gece resmi yapıyor ve çok romantik bir yerden yapıyor ama yaptığı resim de mezarlık resmi. Yani gerçekten ilginç bir adam. Bu arkeoloji müzesi ve öğrencileri, yani arkeoloji müzesi bahçesindeki öğrenciler diye geçmesi lazım tam adının. Burada arkeoloji müzesi bahçesinde öğrencilerin etrafı resmederken, eskisi alırkenki sahnesi var. Zoomlayayım da daha net belli olsun. Burada resim yapan öğrencileri görüyoruz. Keşke tabloların tarihleri yazsaydım. Emin olmadığım hiçbir resmin yılını özellikle yazmadım. Bunu belirteyim. Sergisine gidip imzayı birebir görüp bu yılındır diyebilmek lazım. Ve bunu demediğim için de özellikle yazmıyorum ama bunlar 1915 sonrası işleri, onu söyleyeyim. Çoğunlukla. Ama emin olmadığım hiçbir tarihi bilerek yazmıyorum arkadaşlar. Çünkü yani yok. Bu Hüseyin 1900 Avni Bey ile ilgili hayatını falan anlatan biyografik bir eser meser bir şey var mı? var, Yapı Kredi yayınlarında Avni Lifiş ile ilgili bir kitap var mesela. Bayağı evet, ondan hatta eşinin de şeyleriyle, eşinin anlatımlarıyla da çok var. İleri şeye geleceğim. Kendisine nereden ulaşabiliriz ve keşke nasıl ulaşsak, bununla ilgili de bir şeylerden bahsedeceğim. Bu sütunlar çok düzgün, evet. Öf.
Amnelfiş farklı işler yapıyordu ve farklı şeyler deniyordu. Bu da işte daha ziyade anatomi üzerine denediği, peyzaj üzerine denediği, anatomi insan anatomisiyle peyzajı bir araya getirmeyi seviyordu bu arada. Böyle bir dönemi var çünkü. Bu da kuğu ve kadınlar işi. Gerçekten iyi çalışılmış anatomi görüyoruz. Bu yani hani pastel renkler, peyzaj çok silik, çok stilize çalışılmış. Bir o kadar da ama anatomi ışık yani anatomiyi de çok bir o kadar naturalist çalışmış. Bu özgün bir iş mesela. Kuğuyu da mesela peyzajın içine katmış renk paleti olarak ama çizgisel olarak o da çok naturalist. Bir iki böyle anatomi işini göstermek istedim. Yasak alem. Burada da mesela tavus kuşu kullanmış. Tavus kuşunu Avni bence epey farklı kullanmış diğer ressamlara göre. Çünkü hakikaten hem lüksün, hem süsün, hem şatafatın, hem de biraz o yasak olanın da bir simgesi. Tavus, özellikle erkek tavus kuşu. Çünkü çok süslüdür, çok ihtişamlıdır. O yasak duygulara, yasak arzulara bir göndermesi aynı zamanda ve bu ama burada çok mutlu ve yani mesela kadının yanında böyle iyi bir grafikte oturtmuş uzanan çıplak kadının. Bu ilginç. Mesela burada fırçaları çok daha şey, bunu biraz daha zoomlayabiliyorum sanırım. Burada fırça izleri daha iri. Bu daha stilize bir iş. Burada başka bir şey denilmiş mesela. Burada çizgilerden çok fırça darbeleri var çünkü ve iç içe harmanlaşmış renkleri çok iyi kullanmış. Bu da bir, üç güzel yorumu. Balkonda üç genç kadın portresi. Bunda da aynı şeyi görüyoruz. Görece bedenler daha realist, daha naturalist. Ama yine de çok değil. Yine manzara iri fırça darbeleriyle yapılmış ve renkler birbirine çizgisiz harman edilmiş. Türkleri moneti diyorlar bu arada Avnelifije bu açıdan. Yani fırça ve boya kullanma tekniğiyle. Yani %100 emin anımsatıyor. Teknik olarak birebir aynı değiller. Ama epey anımsatıyor gerçekten Monet tablolarını. Bunu da yap. Bunlar da mesela Abdülmecit'e yaptığı resimlerin eskizleri. Çok güzel ya bu. Evet. Şimdi başka. Avnelifiş çok fazla şey denemiş. Kadıköy Belediyesi'ne ve galiba bir de nereye asılmıştı? Sanayi Nefise'ye de asılan işleri var. Arkeoloji Müzesi'ne de yani şey hem Abdülmecit'in hem de Osman Hamdi Bey'in isteğiyle büyük boyutlu işler yapıyor. Bu işler onların eskizleri. Bu bir Abdülmecit'in siparişiyle Kadir eskiz Gece. mi? Bu Evet, eskiz mi? evet, 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 evet. Oha. Eskizi böyleyse orijinali nasıl acaba? Ya küçük boyutlu çalışıyor. Daha sonra oraları asılması için büyük boyutlu versiyonlarını yapıyor. Yani eskiz ama değil. Yani yine özenerek yaptığı bir şey. Anladım. Ama büyük boyutlu bir iş değil bu mesela. Abdülmecit'i çarşıdan geçerken diyeyim. Atın üzerinde, beyaz bir atın üzerinde görüyoruz. Bu Kadir Gecesi alayı sahnesi. Kadir Gecesi'ni anmaya gidiyorlar. Huzur derse Abdülmecid'in ders verirken Ne sen dersi şeyi veriyor daha acaba? iyi bilirsin. Yok, bilmiyorum. Abdülmecid yani bu huzur ders bu muhtemelen şey bir ders. Dini sohbet gibi bir şey Dini mi? sohbet dersi Hmm. aynen. Huzur dersi olarak geçiyor bu işin de adı. Yine Abdülmecid oturuyor. Etrafında da işte saraylılar var diyeyim. Burada da hocalar var. Önlerinde de kitaplar var. Yani Kur'anlar var. Rihale değil mi? Yanlış telaffuz. Rahle. Rahle, pardon, çok özür dilerim. Rahleler var. Yani rahlelerde ne olduğunu tabii ki net göremiyoruz. Fakat sarıklarından burada şey, burada hocaların olduğunu görüyoruz. Bu arada yine Türk halı sanatının var olan o dönem kullanılan yani o dönem hatta saray ve cenahında yani Abdülmecid'in de köşkünde var olan halının desenini detaylı bir şekilde görüyoruz. Şamdamlar işlenmiş. Yine iç dekorasyon birebir gözlemleyerek yapmış yani bunları. Biat töreni.
Abdülmecit'in isteğiyle, siparişiyle yapılan bir iş. Burada biatın içeriğini bilmiyorum. Abdülmecit galiba yeni işe alınan, yani Sultan'a biat sarayda. işte. Yani yeni işe alınanlara da mı yaptırıyorlar? Onu net bilmiyorum. Yani bunu dönemsel mi yapıyorlar? O konuda net bir bilgim yok benim. Belki sen biliyorsundur. Yok, vallahi ben de Ama bu bilmiyorum. bir Son törenin. dönemde nasıl oluyor çok bilmiyorum. Bu da bir, yani biat töreninin sahnelenmesi. Burada şeyleri görüyoruz. Harika Şazilif'ten bahsedeyim. Biraz çok az bahsedeceğim. Bu Eşi. eşi mi? Avni Lifiş'in eşi. Evet, kendisi de ressam. Avni Lifiş 41 yaşında ölüyor. 41 Kendisi de mi? ressam. Evet, çok genç ölüyor. Kalp rahatsızlığından ölüyor hatta. Arkadaşı Azli Lifiş çok iyi bir ressam. Bunu vurgulayayım. Kendi tarzı var. Yani daha realist kalıyor Avni Lifiş'e göre. Çok yetenekli, dönemin aileden de biraz zengin, harika Lifiş. Hatta öyle ki Avni Lifiş'i yazılarından ilk takip edip beğeniyor yazdıklarından. Sonra bir şekilde gidip bir sergiden işini satın alıyor. Öyle tanışıyorlar filan. Ondan sonra evleniyorlar. Ve ikisi evlendikten sonra daha az resim yapıyor görece Avni Lifiş'e göre. Avni Lifiş'i kaybettikten sonra kendini onun bütün işlerini saklamaya adıyor. Rivayet odur ki 30 yıl boyunca evin perdelerini açmamış. Güneş yüzü görmesin resimler ve sararmasın diye. Bu Avni Lifiş'in işle, yani Niye bir yere kocası bağışlamadı acaba? zarar görmesinler diye. Hatta o dönem şey oluyor, bu kadehli pipolu otoportresini Floransa Müzesi istiyor sergilemek için. Harika Lifiş göndermiyor, zarar görür diye. Yani bu işte hem eşinin gerçekten işlerinin iyi saklanmasıyla sonuçlandı, fakat aynı zamanda Avni Lifiş'in de daha az bilinmesine de neden olan şeylerden biri. Bunu da belirteyim. Yani Harika Lifiş ve Lifiş ailesinin uzun süre sergi yapmaması biraz, yani ister istemez bilinirliğine zedeledi Avni Lifiş'in. Kendi dönemindeki diğer ressamlara göre. Çünkü onların işleri çok daha halka çıktı. Defalarca sergi yapıldı. Oralara buralara bağışlandı. Yani o insanları daha fazla biliyoruz Avni Lifiş'e kıyasla. Bu yüzden Avni Lifiş'in hakkı teslim edilmemiştir deniyor. Evet, çünkü aslında olması gerektiği kadar bilinmiyor. Acaba kadın çok sevdi kocasını, Evet. erkenden kaybedince de bunalıma girdi ve hani Evet. resimlerini onun yerine koydu ve onunla mı yaşamak istedi ya? Evet, yani muhtemelen, çünkü şöyle bir şey var. Biz Avni Lifiş'in bugün gerçek mezarının yerini de bilmiyoruz. Nasıl yani? Şöyle, Pierre Loti'deki Eyüp Sultan'a gömülüyor. Tam yerini bil, çünkü şey, Harika Lifiş muhtemelen çok üzgün olduğu için daha sonrasında da mezarına da gitmiyor. Bir mezar taşı falan da mı yokmuş? İşte kayıtlar yok. Yani mezarın yeri kayboluyor. Çünkü Ay oraya o dönem çok inanamıyorum. fazla, evet. O dönem oraya çok fazla gömü falan da oluyor. Bir şekilde zaten Pierre Loti'nin oraya gittiğinizde isimsiz şeyler görürsünüz bu arada. Mezarlar görürsünüz. Kim bilir hangisi hangisinin. Daha sonra sembolik olarak bir yer açılıyor. Bir aile mezarlığı da yapılıyor. Hatta Harika Lifiş de orada yatıyor. Ancak Avni Lifiş'in mezarı görünen yerde aslında Avni Lifiş'in naaşı yok. Sembolik bir mezar o. Neyse, Biz şu an sembolik de olsa. gerçekten, evet, biz gerçekten nerede yattığını bilmiyoruz ama Eyüp Sultan, yani Pierre Loti'deki yerde yatıyor, onu biliyoruz. Kadın belli ki mahvolmuş, paramparça olmuş yani. Evet Erkenden evet kaybedince. Harika Lifiş için çok korumacı da derler zaten, hani şey olarak, kişilik olarak çok korumacı. Çok sevmiş ve böyle davranmış tabii ki, ona bir şey diyemeyiz yani. Bu da yani bilinen son otoportre bu arada. Dali'ye benziyor burada adeta ya. Kime? Dali'ye benziyor sanki. Dali'nin bıyığını Avni Lifiş'ten aldığını iddia edenler var. Aa. Gerçi evet, böyle yani bunlar çok spekülasyona girmek istemiyorum aslında, net Aa. şimdi Aa, olur bir mu olur o sanat ya? tarihçisi olarak hani emin olmadığım şeyler üzerine konuşmayı çok istemiyorum ama gerçekten Dali'nin Avni Lifiş'e bakıp bıyığını değiştirdiğini iddia edenler var. Olur mu olur İmajını ya? değiştirdiğini.
Bizim kıymetini bilmediğimiz bir sürü sanatımızın, sanatçımızın kıymetini bilen batılılar var. Belki de öyledir. Ah, evet, bu ölüm gazetedeki ölüm ilanı. Ha, sen bunu mu çevirtmiştin? Evet, Ha. 2019 yılında ben bu küpürü Meltem Tüzün'den edindim. Teşekkürler kendisine. O da bir sanat tarihçisi ve sanat eleştirmeni aynı zamanda. Hatta onun bir Avni Lifşi belgeseli yapsam diye bir projesi var. Keşke yapsam. Aa, Keşke keşke yapsak yapsa. ya da. Bunu da ben... Osmanlıca bir şeyler varsa ben çeviririm ya. Gönüllü olarak çeviririm öyle bir Ya belgesel bir şey Avni yapılırsa. Lifşi'ye ait çevrilmemiş ya da birileri çevirdi ama kendinde tutuyor. Bir sürü gazete küpürü var. Yani Aa. hani evet, hep Gönderin çevir çevireyim. bir bunu da Ceren Öztep, ki o da Ege sanat tarihinden arkadaşımdır, onun vasıtasıyla Büşra Tosun'a çevirtir tam olarak. Yani ben okuduğumda anlıyorum ama tam çeviriden bahsediyorum. Tam çeviriyi yaptırtmak için Büşra Tosun'a ulaşmıştık. Türk Dili ve Edebiyatçısı, o da teşekkürler. Onlara da teşekkürlerimi ileteyim. Biz bu küpürden öğreniyoruz ki, yani işte 41 yaşında bu çok kıymetli bir sanatkarımızı daha kaybettik tarzı bir başlık var ve biz bu küpürden şunu öğreniyoruz. Ölmeden önce kitap yazıyormuş ve o kitabını bitiremeden ölmüş. Tüh. Hiçbir notlar falan bir şey kalmış mı geriye ya? Ailesinde Bilmiyoruz. olduğunu düşünüyoruz. Affedersin, soru yağmuruna tutacağım seni ama Yok çoluğu yok, tık çocuğu bir tık. şeysi yok mu? Var, şöyle var, yani kendisinden yok da işte yeğenleri var, Harika Lefiş'in yeğenleri var. Harika Lefiş ömrünün sonuna kadar koruyabildiği kadar bu işleri koruyor. Daha sonra yeğenlere falan geçiyor. Bir takım koleksiyonerler de var bu arada Avni Lefiş'in işlerini edinen. Sakıp Sabancı Müzesi'nde 2019'a kadar biz görmedik Avni Lifşin birçok işini. Birçok işini. 2019'a kadar. Evet, Sabancılar yıllar süren bir şeye giriyorlar, bürokrasiye giriyorlar. Hani bu sergiyi yapabilmek için. Hem ailesini hem koleksiyonerleri ikna edip hani bir şekilde 2019'da Çağın Yenisi adı altında bir sergi yapıyorlar. 1.000 civarı iş işte burada sergileniyor. Bu kadar, yani Avni Lifşin gün yüzü görmemiş işleri sergilendi. Ben o sergiye gidemediğim için çok üzgünüm. Gidenler çok şanslı. Avni Lifşin işte bu kadar saklandığı için tırnak içinde bu yüzden bilinmiyor. Peki bu çeviriyi bize okuyacak mısın? Ne yazıyor haberde? Aa, bir bakayım, onu not etmiştim kenara detaylı şeyinde. Kıymetli bir sanatkarı daha kaybettik diyor. Ressam Avni Lifiş Bey dün gözlerini ebediyen kapadı. Bugün cenaze merasimi yapılacak. Ölüm bir kıymetli sanatkarımızı daha bizden ayırdı. Ressam Avni Lifiş dün gözlerini dünyaya yumdu. Renk ve bahar dolu gözlerini. O dönemin haber dili de böyle bu arada, çok romantik. Uzak olmayan bir günün öylesinde birkaç yakın dostuyla çınar altında oturuyor. Beyazıt Meydanı'nın güzelliğini anlatıyordu. Ölmeden önceki işte son anısını falan anlatmışlar. Sonra ölümünün hazinliğin sinmiş gibi bu tarz bir şey yazıyor. Birden yeni bir eserini ve kitabını bitiremeden ölmekten korktuğunu da söylemiş. Yeni bir eser fikri gelmiş aklına. Onu yapacakmış en son. Bir de kitap var yazmaya devam ettiği. Bunları bitiremeden ölürsem çok üzülürüm demiş. Biraz büyütsene görseli Tabii Zuhal'cığım. tabii. Tabii chatte Osmanlıcayı daha iyi Şu bilenler vardır. yukarıya bir gelsene, başlığı mı merak ettim. Ha. Kıymetli bir Sanatkarı daha kaybettik. sanatkarı daha kaybettik. Evet. Ressam Avni Lifiş Bey dün gözlerini ebediyen kapadı. Kapadı. Bugün cenazesi, ne bu? Cenaze merasimi yapılacak. Yapılacak. Evet. Bir aşağı Biz işte bu, gelsene. tabii, biz Sen bu bir yandan daha küpürden, konuş, ben okumaya çalışayım. Büyütür müsün? tabii, şöyle büyüteyim. Sen konuş.
Yani bu küpürü özellikle göstermek isterim çünkü ben de bu küpür vasıtasıyla ölmeden önce bir kitap yazıyor olduğunu öğrendim. İşte biz o dönemin haberlerini, bu arada Avni Fişkensiz de gazetelerde yazıyordu. Hatta bulunamayan Fransızca yazıları var. Yani Türkiye'de yayınlanmış Fransızca gazeteler var. Yani bu şey Cumhuriyet kurulmadan önce de sonra da yayın hayatına devam eden Fransızca gazeteler var. Arneli Fiş buralara da yazmış. Ömer Faruk Şerifoğlu hatta sanat tarihçisidir. Çok önemli bir sanat tarihçisi. O bu yazıların peşine düşmüştü. Avni Fiş'e ait olduğu düşünülen bugün internette bulabildiğimiz birçok yazının aslında ona ait olmadığını da çıkardı bu arada. Ona atfedilmiş. Çünkü o gazetelerin sayfalarına özellikle gidip bakıyor ve Avni Fiş'in orada yazmadığını görüyor. Ama biz Avni Fiş'in yazdığını gazetelere de yazdığını, edebiyat dergilerine de yazdığını biliyoruz. Ömer Faruk Şerifoğlu en son bunların peşine düşmüştü. Bunları bulup teker teker çevirecekti. Yani biz onun yazılarını da detaylı bilsek onunla ilgili daha fazla fikrimiz olacak. Bu da eserlerini daha net yorumlamamızı da sağlayacak. Sanat tarihçileri Avni Fiş'le ilgili çok doyurucu yorumlar yapamıyor. Neden? Hani tırnak içinde yapamıyor. Neden? Çünkü yani hakkında çok az şey biliyoruz aslına bakarsanız. Yani kendi kişisel yazılarını bir kere yazan bir adam. Sadece ressam değil aynı zamanda hem fotoğrafçı hem de yazar. Ama biz bu insanın tüm yazdıklarına erişemiyoruz. Keşke yaptığı her şey, yazdığı her şey kamuoyuna sunulsa da hepimiz hani nasiplensek diyorum. Çınar Altın'da arkadaşlarıyla otururken Beyazıt Meydanı'nın güzelliğinden bahsederken birden içine Evet. doğmuş gibi, hani öleceği içine doğmuş gibi Evet. bir eseri daha ve başladığı kitabını bitiremeden ölmekten korktuğundan bahsetmiş. Ay yazık ya. Evet. Neyse, evet, devam Evet, et. boşa göre çete boşa göre daha fazla bilgi sahibiz tabii ki ister istemez ama hani çok eski yani 300 yıl öncenin resmi Cumhuriyet resmi yani 1914'lülerden çok daha fazla şey bilmemiz gerekiyor aslında kendisine ilişkin. Durum böyle. Bu en Bu güzel küpürü eseri atarım ben olacaktı sana. falan yazıyor. Ay evet, Evet üzüldüm. evet çok özeniyormuş, çok çalışıyormuş. Evet. Bu küpürü de sana atarım. Devam edelim. Edebilirsem bir saniye. Aslında şeyden de Feyhaman Duran'ı göndermesinde Andaç Üzeli talebi bu bunun üzerine. Aslında ben çok ressam dramalarına girmek istemiyordum. Aa bir Bahsettim dakika de. gir. Şimdi sen Dali'nin de bıyıklarını Hüseyin Avni'den aldığı söylenir diye spekülasyon bu ama deyince millet coştu. Aa bize daha çok sanat dedikodusu anlat Suhal dendi. Ne kadar Ya işte. spekülasyon ve dedikodu ve kaosu varsa lütfen ortama sal. Sanatçılar arasındaki bu gerilimleri bilmek bizim hoşumuza gidiyor gerçekten. O zaman öncelikle ya chat'te de oldu ya da videonun tekrarını izleyen sevgili sanat tarihçisi ya da halihazırda sanat tarihi öğrencisi. Lütfen bana kızma. İnternette iş yapıyoruz. Ve bu halk durumu istiyor. Gerçekten İyi bir spekülasyon amacımız var istiyor. ya. Sanata ve sanatçıya ilgi duyulsun. Daha çok merak edilsin. Amacımız bu. Buyurun. Bana kızmayın. O yüzden bu tırnağı açarak ki ama yani şunu şeyden biliyoruz. Atatürk'e yazdığı mektupta açık açık bunlar beni kıskanıyorlar demiş. Başka neler demiş? Başka neler var o Beni mektupta? kıskanıyorlar dedikleri isimleri söyleyeyim mi? Evet, evet. Ahmet Hamdi Tanpınar'dı galiba. Baya Hüseyin Avni adam değildir konulu bir iki tane yazı yazmış. Bunu biliyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar. Evet. Ya bunu bir şey yapmam, doğrulamam lazım bir saniye kenardan. Evet. O dönem olması lazım. Bayağı şeydi, adam değildir diyor. Yani çünkü niye çok kibirli ve küstah buluyor? Bu eğitimli bile değil. Bunu Aa. Osman Hamdi Bey olmasa bu yurt dışına da gidemezdi Bir zaten. şey derdim de Torpilli bu. canlı yayındayız. Bir Evet. dakika. Torpilli bu. Bunu torpille yurt dışı işte Fransa eğitime gönderdiler. Bunu gönderip Gerçekten başka... Ahmet Hamdi mi ya bunu söyleyen? Evet, bir saniye. Çok kısa bir kenardan teyit Bak bak, edeceğim teyit et. izninizle. Sınıfçılık var. Tabii. Gerçekten sınıfçılık var. Bir saniye. Kenardan buna özellikle bakacağım. Bu iddiayı ortaya attıysam şey yapmam gerekiyor.
Ahmet Şuraya Haşim mi kaydetmiştim. yok? Yok. Ahmet Haşim olabilir ya. Ahmet Haşim olabilir Ahmet mi? de, ama hangisi Ahmet'ti? Gerçekten özür dilerim, Hemen hemen bak isimleri lütfen. karıştırıyorum. Çünkü çok fazla kişiyle şey arası bozuk yani. Bakıyorum hemen. Derhal gerçeğini öğrenmeliyiz. Çok kısa daha bakacağım. O Bak. dönem işte beraber zaten gittiği insanlarla arası iyi değil. Çağla da dahil buna bu arada. Ben bir dahaki o zaman yeni bu spekülasyonlar için ayrı bir dosya oluşturayım. Tabii. Tabii. Bu kadar dikkatinizi Ya bebişim, sen kaç yıllık yayıncısın, bilmiyor musun insanlar nelerden hoşlanıyor? bilseydim. Ben buraya şey başka gömlekler giyip geliyorum çünkü. Aa, tabii ki gide giy gelsen. Yani Ahmet Haşim. Ahmet Haşim evet. Haşim Ahmet Haşim. miymiş? Hmm, tamam. Ahmet Haşim evet şey diyor. Gerçekten şey Avni Lifiş kötü bir insandır konulu yazılar yazıyor. Ayrıca beraber o dönem gittiği orada aslında anlaşıyorlar ama dönüşte daha şey oluyor. Bu arada arkadaşlarıyla ilgili çok sert eleştiri yazıları da yazmaktan çekinmiyor. Mesela Avni Lefici Batı hayranı olmakla suçlarlar. O da tam tersine gelenekselciliğe sığınıp hiçbir yenilik, hiçbir sanatçı bakış açısı getirememiş kendince. Böyle sert yazıyor. Kendi dönemi ressamlarını eleştiriyor. Ya çünkü mesela hakikaten onun çizgileri daha farklı kalıyor bu arada. Ya bu o dönemki ressamlar kötüydü demek değil bu arada. Onu da altını çizeyim. Sadece böyle bir atışma ve gerilim var kendi Bir alanın, aralarında. ama bu hep böyle değil mi? Bir alan, Evet. yani sanatın herhangi bir dalı yahut bilimin herhangi bir dalı. O dalın en önde gelenleri daima birbirlerini yer. Yani Evet. düzgün olanları ufak ve tatlı bir şekilde atışır. Ama genellikle böyle çok çirkin kavgalar döner. Dışarıya çok yansımaz. Dışarıdan çok insan bilmez, fark etmez. İnsanları biz eserleriyle, çalışmalarıyla tanırız. Ama içeride millet aslında birbirini yiyordur. Kazanlar kaynıyordur. Yani hemen hemen her konuda var bu. Evet. Bunun Feyhaman Duran ile arasında şöyle bir gerginlik var. Yine o dönem eğitim almış. Aslında onun resmini açsam daha iyi olacak. Bir Hadi aç. saniye. Size onun resmini açayım. Ahmet Haşim hakkında çetemiz de hiç iyi şeyler düşünmüyormuş. Benim hiçbir fikrim yoktu. Birisi Ahmet Haşim tam bir 20. yüzyıl ekşi sözlük yazarıdır demiş. Birisi o yazıları Twitter gibi kullanmış demiş. Siz Evet, biliyorsunuz demek ki bu aralarında bir işleri. atışmalar vardı bu arada. Atatürk portresi açacağım şimdi bize. Ben bunu aslında indirdiğimi düşünüyordum ama indirmemişim nedense. Sagopa ile Bir Ceza saniye. gibi dendi. Onlar da mı gerilimli? Evet, Ama onların da rapçilerin aralarında. olayı hep öyle değil mi? Birbirine diss atmakla geçmiyor mu hayatları? Tabii bunlar da edebiyatçı aynı zamanda ve o bahsedilen rapçiler de tırnak içinde modern dünyanın şeyleri yani. Bunu özellikle açtım. Avni Lifiş buradaki bu çizimde yani bu Atatürk portresinde bu arada Feyhaman Duran'ın Atatürk portresidir bu. Ellere biraz daha çalışması lazım demiş Avni Lifiş bu resme bakıp. Bunun da büyük draması dönüyor bu arada. Bunda bu kadar drama yapacak ne var ya? Ya elleri zoomlayalım bu arada. Avni Lifiş çok haksız değil bu arada ya. Yani Aa, Drakula'nın elleri gibi olmuş ayol. Hiç de Yani haksız değil adam. haks. Çünkü Avni Lifiş döneminde tartışmasız tekniğini gerçekten en iyi oturtmuş ressam. Yani bunu ben çok net söyleyeyim. Tekniği Atlamın en iyi ellere oturtan bak. Avni Lifiş'ti. Tekniği iyi olan insanların stilize işleri daha iyi oluyor zaten. Yani hani o ne var ya bunu ben de yaparım diyorlar ya stilize işler için. Hani bunlar ne çocuk resimleri gibi. Hayır, onları da çok iyi yapmanın yöntemi anatomiyi çözmektir. Desen bilgisinin ileri, tekniğin ileri olmasıdır.
Yani çok iyi, tırnak içinde o iyi realist işler yapabilen insanlar daha iyi stilde işler yapabiliyorlar zaten. Yani. Anneli Fiji de böyleydi. Yani Feyhaman Bey, yüzünü gözünü her şeyini gayet iyi çizmişsiniz. Ben çok Evet. beğendim. Tam atamın bakışlar ve dudaklar ve burun. Okey ama eller gerçekten kötü. Bunda drama yapılacak ne var ayol? Yani Avni Lefiş sakınmıyordu sözünü. İşte yani böyle eleştirilerini net bir şekilde, bu tek eleştirisi değil bu arada. Diğerlerinin de resimleriyle ilgili işte teknüze, rengi şöyle kullanmış, bu olmamış. Bunları net bir şekilde söylüyordu ama en büyük draması kopan işlerden biri Ama bu. atamın bakışlar çok güzel çizilmiş ha. Evet, Atatürk yakışıklı, ağrısı olan bir insan aynı Yani zamanda. bakışları çok orijinal bakış yani fotoğraftan fırlamış gibi geldi bana. O Evet. manada. Şu an ben senin görüntünü kaybettim ama bulacağım. Burada korkunç bir şey yaşıyorum şu an, teknik olarak kaos var. Hem buldum, tamam. Buldum, bizi buldum. Böyle Avni Lefiş'e dair anlatabileceklerim şimdilik bunlar. Ben de bir sistemde bulunayım. Evet, harika Lefiş şeydir. Duygusal yaklaşmıştır, eşidir. 30 sene o resimleri düzgün bir şekilde saklamış olması tamam, hakkıdır filan, ama artık aileden yani ve diğer koleksiyonerlerinden, yine de şunu da söyleyeyim, Sakıp Sabancı Müzesi diğer koleksiyoner ve aile bireylerine teşekkür ettiler bu 2019'daki gerçekleşen için, sergi için. Ancak çok uzun süre uğraş verdiklerini belirteyim. Çünkü yanaşmadı kimse eserlerinin sergilenmesine. Yine de Ayten Şaziye Sirel'e, belki Aksoy'a, Erdal Aksoy'a kişisel koleksiyonlarındaki lüf şişlerini bu sergide paylaştıkları için teşekkür ettiler. Ben de mesela dijital, yani bir yayıncı ve YouTuber olarak ve aynı zamanda bir sanat tercihçisi olarak, ben de Avni Lüfiş'in işlerini yüksek çözünürlüklü internette doğru yıllarıyla bulabilmek istiyorum. Biz bu insana ulaşamazsak nasıl bileceğiz? Yani zor olmaması lazım. Gerçekten bulamıyoruz. Mesela yayında biri çok haklı bir eleştiri yaptı. Neden bu işlerin yılları kenarında yazmıyor? Emin olmadım, hiçbir yılı yazmadım arkadaşlar. Yani hani yanlış yönlendirmek istemedim kimseyi. Çünkü yani internette o resimleri kurcalarsanız, o bulduğunuz resimlerin şeyleri de çok net değil. Tarihleri bir yerde başka bir şey ve onlar güvenilir kaynaklar değiller. Onu da çok net söyleyeyim. Biz Avni Lefiş ile ilgili güvenilir resim arşivi, işlerinin arşivini yüksek çözünürlüklü bir şekilde talep ediyoruz. Ve keşke yazdıklarını da böyle net bir şekilde bulabilsek ve bunların da günümüz Türkçesinde çevirilerine ulaşabilsek. Yapı Kredi Yayınları'nda Avni Lefiş'le ilgili bir kitap var. İyi bir anlatımda, onu tavsiye ederim. Söyleyeceklerim bu Linkini kadar. bırakırsın değil mi? Kitabın Link tam bırakırım. isminin Yayından linkini sonra bırakırsın. güvenilir olduğunu düşündüğüm bir takım kaynakları yorumlarda paylaşacağım. Ceren, sana çok teşekkür ederim. Ben kendi kanalımda bir Avni Lefiş mini belgeseli yapabilirdim 15 dakikalık, ama bu kanaldaki gibi duyulmayacaktı. Özellikle sana Biz sakladım. teşekkür ederiz asıl. Çünkü kanalım büyük ve yani gerçekten çok güzel bir kitlem var. Ben Avni Lefiş'i herkes duysun ve herkes araştırsın, gitsin talep etsin. Daha da fazla kaynak bulabilelim istiyorum. Yayını izleyen de herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzına sağlık Zuhal. Çok teşekkürler. Ben de sana şu sebeple teşekkür ederim. Bir kere böyle bir konuyu ileriye sürdüğün için sen kendin dedin aslında Avni Lefiş'i konuşabiliriz diye. Ben zaten hani ressamlardan falan çok anlamam, çok bilmem ama ben kendim hani vakti zamanında milli mücadele dönemi çalışmış bir insan olarak hani bu konuda tez yazmış, uzmanlık almış bir insan olarak Avni Lefiş'i bilmemekten çok hicap duydum açıkçası. En azından ben bir tarihçi olarak keşke biliyor olsaydım. Biz tarihçiler sanat tarihini hep ıskalıyoruz. Ya son dönemde tabii biraz daha aşmaya başladık bu huyumuzu ama yani sanat eserlerinin de birer tarihi belge olduğunu çoğu zaman unutuyoruz. Başka yerlere bakıyoruz, yazılı belgelere bakıyoruz falan. Bu manada benim için çok eğitici oldu. Yani hem bir ressamın tarihi, hem Türk resminin tarihi, hem de milli mücadelenin onun resimlerine yansıması. Ya Fevzi Çakmak resmi var, Karagün, Akgün diye resimleri var adamın. Yani kendi hayatı zaten hem Osmanlı tarihinin son döneminin hem Cumhuriyet'in ilk döneminin tarihini yansıtan bir insan.
Yani gerçekten çok teşekkür ederim bu konuyu öne sürdüğün için. Sen söylemesen benim hayatta aklıma gelmezdi elbette yani. Bilmiyorum, bilmiyordum çünkü Yani senden az öğrenmiş bilindiği oldum. kadar evet, çok teşekkür ederim. Az bilindiği kadar bu arada Avni Lifşin bileni de çok fanıdır. Tabii, Çok varmış sever. varmış ama işte Evet çoğumuz evet. bilmiyoruz yani, biz Evet kamuoyu evet. olarak hiç haberimiz Yo yoktu. yo. Çok teşekkürler gerçekten. Onlara şey diyeceğim. Yani eksiğim olabilir, gediğim olabilir. Yanlışım varsa muhakkak yorumlara yazın. Tabii. Çünkü hani ben erişebildiğim kadar konuşuyorum ister istemez. Belki sizin daha erişebildiğiniz farklı kaynaklar vardır. Eksiğim varsa kusura bakmayın. Avni Lifiş'in çok böyle minik ve çok has ve iyi bir kitlesinin olduğunu biliyorum. Onlara da selam olsun. Onların da yorumlarını istiyorum işte aslında bu videonun Evet, altına. lütfen Bu arada yorumlarınızı esirgemeyin. Katkılarınızı esirgemeyin. Avni Lifiş'ten hareketle yeni konumuzu da duyuralım mı Tabii, aslında? lütfen. Yayından önce Ceren'le konuşuyorduk işte hani harika Lifiş adına ve bir de Feyhaman Duran'ın da mesela eşi şeydi, ressamdı Güzide Duran diye. Bunlar da çok önemli ressamlar, Türk kadın ressamlar ama yani neden acaba? Yani kocalarının ressam olması ve onların isimlerinin arkasında belki kendi istekleriyle belki de kendileri istemedikleri halde çok kalmışlar. Biz acaba Türk kadın ressamlarını mı konuşsak dedik aynı dönemde. Çünkü bu insanlar da yetkin, yetenekli, çok iyi ressamlar. O yüzden aynı dönem yani Cumhuriyet öncesi ve sonrası başlayan ve yani hakikaten her açıdan yetkin ve yetenekli olan Türk kadın ressamlarını da konuşalım dedik. Bir dahaki konumuz bu olacak. Evet, inşallah Haziran ortası civarı Türk kadın ressamları bir anlatsın bize Zuhal. Biraz da oradan bilgi edinelim. Yani bir insanın kendi kendine internette araştırma yapması, bir şeyleri öğrenmesi güzel ama hani bu işlerin aslını, neslini bilen insanın anlatabilmesi, ondan öğrenmek çok farklı oluyor. O yüzden çok teşekkürler Zuhal'cığım. Ağzına Ben sağlık, de teşekkür emeğine ederim. sağlık. Bize Ben Hüseyin Avni Lifici tanıttığın ve öğrettiğin için gerçekten çok teşekkürler. estağfurullah ama yani hani bilmeyen insanlar bu ismi benim vesilemle ilk defa duydularsa ben bundan çok gurur duyarım. Eksiğim olduysa affola. Sağ ol. Evet. Sevgili arkadaşlar, Tarih Babası topluluğu ve uzay halkı, tanışın, kaynaşın, yorumlarda birbirinizle arkadaş olun inşallah. Zuhal'in kendi YouTube kanalını da Uzay Zuhal ismiyle bulabilirsiniz. Aynı isimle kendisini Instagram'dan da bulabilirsiniz. Zuhal'in sanatla ilgili başka içerikleri de var kendi kanalında. Onları da izlemeyi düşünebilirsiniz. Hepinizi çok öpüyoruz. Çok teşekkürler katkı sunan arkadaşlara. Çok teşekkürler gerek canlı izleyenlere, gerek kayıttan izleyenlere. Yorumlarınızı esirgemeyin. Beğendiyseniz like'ınızı, beğeninizi esirgemeyin. Ve daha da önemlisi, resme ilgi duyan insanlara bu yayını ulaştırın. Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz veya ileri yaşlarında resme merak sarmış insanlarımız. Onlara da iletirseniz çok mutlu oluruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.